Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Eşkenar dörtgen, kaldığım dersten devam edeceğim. Ceren teşekkür ediyorum, Ziya, Asya. Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi eşkenar dörtgende geçen ders şurada kalmıştık. Bunu alan anlatmıştım. Alan demiştim ki köşegenlerin çarpımının yarısı çarpı sinüs alfa. Bunu size söylemiştim. Bununla alakalı bir örnek çözüp ondan sonra devam etmiştik. O zaman köşegenler dik kesişiyorsa alan köşegenlerin çarpımının yarısı idi. Şimdi çıkmış sınav sorusu. Bakın bakalım bunu bir çözün. Neymiş ne değilmiş bize bir yardım edin bakalım. Eşkenar dörtgende sonuçta nedir? Bir paralel kenardır. Aynı paralel kenarına alanı bulur gibi bulacağız değerli öğrenciler. Hadi bakalım. Eğer bunlar açı ortay verilmişse doğrusal bir şekilde kesinlikle köşeye ne yapmak zorundadır? Gitmek zorundadır. Doğrusal bir şekilde kesinlikle ne yapmak zorundadır? Köşeye gitmek zorundadır. Evet, açı ortayların eşkenar dörtgen olduğu için. Burası da nokta nokta. Şunlar da çift çizgi, çift çizgi olduğunu görüyorsunuz. Köşegenler ne yapar? Dik kesişir ve birbirine ortalıyordur. Bu 6 ise bu da 6 olduğunu biliyorum. Şu alan, tüm alanın kaçta kaçıdır? Paralel kenarda da, eşkenar dörtgende de köşegenler alanı ne yapıyordu? 4 parçaya bölüyor. Doğru mu? 1 bölü 4. 96'nın 4'te 1'i kaçtır? Yarısı 48, yarısının yarısı da 4'te 1'i 24 mi oluyor? Bu alan 24 ise arkadaşlar, dik üçgenin alanı 6 çarpı OC bölü 2, 24 değil miymiş? O zaman OC uzunluğu kaç olur? 8. OC uzunluğu 8 ise 6, 8 kaç üçgenimiz varmış? 10. Bu çözümü anladık mı? Bir çözüm bu. İkinci çözümde şöyle çözecektik. Alan neydi? 96. 12 çarpı AC bölü 2. Alan köşegenlerin çarpımının yarısı. Bununla bu sadeleştiği zaman 8 olduğunu görüyorsunuz. AC uzunluğu neymiş? 16. 16 ise 8, 8 böler. 6, 8 kaç üçgenimiz var? 10. İster ilk çözüm alan 4'te 1'e bölmesi, isterseniz alan köşegenlerin çarpımının yarısı. Anlaşıldı mı? Evet, bu da çıkmış sınav sorusu. Bir kenarı 13, bir köşegeni 24 olan eşkenar dörtgenin alanını bulur musunuz diyor. Şekli siz çizeceksiniz. Hemen bir eşkenar dörtgen çiziyorsunuz. Çizdiniz bir eşkenar dörtgen. Bütün kenar uzunlukları eşit. Evet. Çizdiniz. Bir köşegeni verilmiş. Bir köşegeni verilmiş. Hemen çiziyoruz. 24. Öbür köşegeni de farklı renkle çizmiş olayım. Evet. Gördüğünüz gibi çizdik. Ali belki bilmiyorum. Şimdi çözelim beraber bakalım. Evet. Şimdi ikiniz aynısını bulduğunuza göre Zeki doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Bir kenarı 13-13. En önemli özelliği köşegenlerin dik kesişmesi, birbirini ortalaması ve açı ortay olduğunu unutmayın. Doğru mu? Doğru. Şimdi bir köşegeni 24 ise o zaman bunlar 12-12 değil midir? Köşegenler birbirini ortalıyordu. Biz 12-13 ise burası ne olacak? 5-5. Alan köşegenlerin çarpımının yarısı gibi değerler arkadaşlar. 12, 12 çarpı 10, 125, 12, 13. Aynen Ali Berk'i dediğin gibi. Bir de anlatayım mı? Köşegenlerin dik kesişimi ve açı ortay olduğunu unutmayacakmışız. Şuna bakın. Evet. BD uzunluğu 24 verilmiş, AC uzunluğu 32 verilmiş, eşkenar dörtgense X'i bulur musunuz? Hadi bakalım. İlk yapmanız gereken şey verilenleri yazıyorsunuz. Bakın eşkenar dörtgen gördün müydü? Verilenler yazılı. Verilenler ne? Eşkenar dörtgen oluşum bütün kenar uzunlukları eşit.
Bak hiç unutmam. Köşegenler dik kesişir, birbirini ortalar. Bunları yazdığınız zaman cevabın çıkmama ihtimali yok. Bunları yazın, ikizkenar görmüş olacaksınız. Şimdi bakalım verilene yazın. BD uzunluğu 24. 24 ise 12 12 olduğunu biliyoruz. AC uzunluğu 32. 32 ise 16 16 olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Peki zor soru geliyor. DC kaç? Bir kenar. Bir kenar kaçtır değerli öğrenciler? Evet, zeki 20. 12, 16, 20. Ya Pisagor'u bileceksiniz ya da özel üçgenleri 3, 4, 5 üçgenin katlarını bileceğiz. Peki. Hadi bundan sonrasında yapın. Karışmıyor. Nasıl yaparız? Fikri olan var mı? Fikri olan. Hocam şöyle çözsek daha iyi olur diye. Yok. İlk başta köşegenlerden. Şimdi ben olsam şöyle düşünürüm Zeki. Evet, sonra kenarda alan bulursun. Süper. Alan bulma formülü biliyoruz. Eşkenar dörtgenin alanını şuraya yazarım. Eşkenar dörtgenin alanı taban çarpı yükseklik formülüne bulunur. Taban kaç arkadaşlar? O da paralel kenar değil mi? 20. Yükseklik kaç? X. Taban çarpı yükseklik. Bu doğru mu? Aynı zamanda eşkenar dörtgenin alanı köşegenlerin çarpımının yarısı değil miydi? 24 çarpı 32 bölü 2 idi. Bununla bu gitti. 12 kaldı. Bununla 2'ye bölersek 10, 2'ye bölersek 16 oluyor. 12 ile 16'yı çarpın, bölün. Ha, zaten virgülü vermemiş. Bu şekilde verildiği için hiç sıkıntı yok. Bir daha böleriz. Evet, burası 8, burası 5 kaldığı için 8 çarpı 12, 96 bölü 5 olduğu gözüküyor. Anlaşıldı mı? Eşkenar dörtgen alanı taban çarpı yükseklikti. 20 çarpı x alanı verir. Aynı zamanda alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısı idi. Anlaşıldı herhalde. Anlaşıldıysa devam ediyoruz. Hadi bakalım. Evet, siz çözene kadar ben de kimler varmış, kimler yokmuş bakayım. Değerli öğrenciler. Evet. Bir yoklama alayım. Siz çözene kadar. Evet. İnci buradasın herhalde. Evet, zaten el kaldırmışım. Ali Berken buradasın. Arda. Evet, öyküler burada. Ali Berken burada dedik. Arda da ses soluk yok. Yok herhalde. Evet. Asya. Evet. Arda herhalde açık bırakıp gitti herhalde. Öyle anlaşılıyor. Asya. O da yok gibi duruyor. Barut. Kimmiş Barut arkadaşlar? Evet. Asya buradayım diyorsun. Peki. Başar. Samet hocam. Başar. Yok. Evet. Cemre. Çift Cemre var. Nasıl? Evet. Çağla. Bu arkadaşlar yok herhalde. Açık bırakıp mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Evet. Can buradasın diyorsun. Efe. Samet, evet, Efe buradasın. Ege. Evet. Tamam. Hamit. İnci. Evet, Hamit de burada. İnci de burada. Evet. Öbürü Kaan da buradaydı. Öbürlerine de bakalım biraz sonra. Peki. Şimdi bu soruya ne buyurdunuz arkadaşlar? Nasıl yapacağız? Söyleyin bakalım. Evet. Ali Berke diyor ki tüm dörtgen alanı 120. DE 12 diyor. Şimdi soruda verilenler ilk önce bir yazalım beraber.
AE 5 vermiş, 8 vermiş, EC X kaçtır diye sormuş. Ali Berke, zor soru soruyorum. Alabilmeye gerek var mı? İlk önce kenarları yerine yazalım. 13, 13, 13 olduğunu ben de biliyorum. Doğru mu? Bak ilk önce verileri yerine yazalım. Burayı bulmak için ne yaparız değerli arkadaşlar? Bakın şu 90'sa, bence bu açıda 90'dır. Pisagor'dan burası çok rahat bulunur. 5, 10 ise 12 olduğunu biliyoruz. 12'nin karesi, 13'ün karesi, x'in karesi vermez mi? X'in karesi, 12'nin karesi artı 13'ün karesidir değerli öğrenciler. Evet. Başak, sende ses gelme görüntü var. Şimdi, niye öyle bilmiyorum. Buradan bizden yana bir sıkıntı yok değerli öğrencim. Evet, x'lere 144-169 demiş ki. Evet, D'miz neymiş? Kök 313. 144 ile 169'u siz topluyorsunuz. Sonu 3 olacak zaten. 13, 1, 313. O zaman ne olacak? X kare kök 313. X'imiz kök 313 inmiş değerli arkadaşlar. Anlatabildim mi? Buradaki zor olan kısım şu 90'ın buranın da 90 olduğunu. Buradaki paralelliği görmenizi istiyoruz. Paralelliği görmenizi istiyoruz. Onun için soruyorum. Anlaşıldıysa geçiyorum. Peki buna bakın. Güzel bir soru. Eşkenar dörtgende köşegen açı ortaysa, açı ortay verilmişse bu düz bir şekilde kesinlikle buraya gider. Buradaki ince nokta bu. Bunun için sordum soruyu. Hadi bakalım. Şu açı alfa alfaymış. Burası da alfa alfaymış. Bir graf daha çekiyorum. 6, 8, 10 olduğunu söylüyorum. Gerisini siz çözün. 15 ise 15. Taral alan nedir diye sormuşlar. Çok çözüm yöntemi var. Yardım etmek isteyen var mı? Hadi bakalım. Fikri olan yok mu? Bari fikir desteğinde bulun. Evet. Tabii, sıkıntı yok. Evet. Şimdi beraber bakalım. İkiye ayrım derken kastım hemen köşegenleri çizin demek istiyorsun herhalde. Evet, KB'den ziyade şunu yaparsak ilk önce bildiklerimizi yaparım. Ben hep bildiklerimi yaparım. Ben ne biliyorum? Eşkenar dörtgenin köşegenlerinin dik kesiştiğini ve ortaladığını biliyorum. Doğru mu? Şimdi bu 6, 8, 10 üçgeni ise değerli öğrencilerim, bak bu 3, 4, 5 üçgeni değil midir? Alfanın karşısına 3'ün katı. O zaman burası da 3K, burası da 4K, bu uzunluk da 5K değil midir? 5K, 15 ise K3, demek ki bu uzunluk neymiş? 12. Bu uzunluk da 4K olduğu için K3'tü. 16 olması için buraya 6 lazım değil midir? O zaman bu 16 ise bu tarafta 16'dır. Doğru mu? Yanlışım var mı? Anlaşılmayan bir yer yok. Bir daha anlatıyorum. Bu üçgen 3, 4, 5 üçgen olduğu için dikkat edersek alfanın karşısı 90'ın karşısında 10, 90'ın karşısında burada yanlış bir yazı. 90'ın karşısında ne var? 10 var arkadaşlar. 90'ın karşısında 15 var. 2 bölü 3 benzerliğimiz var. Doğru mu? Doğru. 5K eşittir 15 ise dedik. K eşittir 3. 3K 9 olacak. Burada yanlış yazmışız. Söylemediniz. 9 ise burası da 12 olması lazım arkadaşlar. 12. Burası ne kaldı? 2. Burası da ne olacak? 12 olacak. Problem var mı? Bir de anlat diyen yok. Şimdi bundan sonrası iş kolay. İsterseniz şu üçgenin alanından bu üçgenin alanı çıkartın.
Bu üçgenin alanı nedir? Dik üçgen alanı dik kenarların çarpımının yarısıydı. 6 kere 8, 48, 24. Büyük üçgenin alanı nedir? Tabanı kaç bulduk? 24. 24 çarpı 9 bölü 2 hangi üçgeni veriyor? ABC'nin alanını veriyor. Alan ABC. Alan ABC'yi bulduk. 12 çarpı 9. 108 mi diyor? 108. 108'den de 24'ü çıkartırsak bize nereyi verir? Taral alanı vermiş olur değerli arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. 4 lazım. 84 mi diyor? 84. Şurayı bir daha anlatıyorum. Alfa 90 teta, alfa 90 teta. 90'ın karşısı 10, 90'ın karşısı 15 varsa 2 bölü 3 benzerliği var. 6 ise 9, 12 olması lazım. 12 ise köşe girip eşit parça birer. Burası. Problem var mı? Bir daha anlat diye. Güzel bir soruydu. Geçiyor arkadaşlar. Geçtim. Peki. Şimdi şuna bakın. Bu pekişsin diye benzerlik soru tipinde öğretmiş oluyorum. Verilmiş, 6 verilmiş, AE uzunluğu 5 bölü 2 verilmiş. Zahmet olacak ama diyor ki alanı ABCD'yi bulur musunuz diyor. 5 bölü 2 verilmiş. Hadi bakalım. Verilenleri yazdım. B'de de köşe gelmiş. Hep klasik basit düşüneceksiniz arkadaşlar. Mantık basit düşüneceksiniz. Eşkenar dörtgenle alakalı ne biliyoruz? Dün söyledik. Dedik ki arkadaşlar, bir, eşkenar dörtgen, köşegenler, açıortay, dik kesişir. Bütün kenar uzunlukları eşit. İki, alanda tabanlar aynı olduğu için yüksekler eşittir. Köşegenlerin açıortay olduğunda onu da unutmayın. Açıortay çok kullanılır demiştik. Şimdi beraber bakalım. Evet, Emre hoş geldin. Tekrar. Evet, AC. Şimdi ilk iş, köşegenleri çizdik mi? Çizdik. Köşegeni çizince arkadaşlar, köşegenler dik kesişir ve açıortay olduğunu yazıyoruz. Her zaman yazarız bunları. 16 ise bence 8 bu tarafa, 8 bu tarafa düşmesi için 2'dir. Doğru mu? Problem var mı? Evet. Problem var mı değerli arkadaşlar? Yok. Peki, benim alan bulmak için ya AC'yi bulacağım, ya şunları bulacağız, bu soruyu çözeceğiz. Köşegenlerin çarpımının yarısıydı alan. Peki beraber bakalım. 2'ye 2,5 düşerse 6'ya ne düşer arkadaşlar? 7,5 düşer mi düşmez mi? Bakın 2'den 2,5 düşmüş. 6'ya 3 kat arttı, 3 kat arttı. Paralel doğrular kenarları aynı oranda böler. Hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Dikkat edin, 15'in yarısı, 12'nin yarısı, burası da 9'un yarısı değil midir? 15'in yarısı. Veya şöyle düşünün. Şu uzunluk 10 var. 8 var. Burası da ne olacak? 6. Bütün dörtgen, eşkenar dörtgenin alan neydi? Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Bir köşegeni kaç vermiş? 16 vermiş. Öbür köşegeni de ben buldum. 12. 16 çarpı 12 bölü 2'den 8 tane 12'de 96 ettiğini görüyorsunuz. Bir daha anlatıyorum. Yavaş yavaş bir daha anlatıyorum. 2'ye 5 bölü 2 düşerse 6'ya düşer 7,5. 2,5, 7,5 daha 10 etti. 10 var, 8 var, kaç üçgeni? 6. Burası köşegenleri birbirini ortaladığı için değerli arkadaşlar, burası da 6'dır. Bütün eşkenar dörtgenlerde alan köşegenleri çarpımının yarısıydı. Bir daha anlat diyen. Hızlı gidiyoruz diyen. Yok. Peki. Şimdi bu eşkenar dörtgen konusu bitti arkadaşlar. Paralel kenar şu özelliği vermemiştim. Zaman kalmamıştı. Dedim ki eşkenar dörtgenin arkasına vereyim. Şimdi diyor ki bütün paralel kenarda, paralel kenar dışında bir doğruya, paralel kenar köşegenlerinde dik çizerseniz diyor, dıştakilerin toplamı içtekilerin toplamının her zaman eşittir. Dıştan çizilen diklerin toplamı içten çizilen diklerin toplamına eşittir.
Niye olduğunu söyleyebilecek var mı? Söyleyelim bir de. Dıştakilerin toplamı, içtekilerin toplamı neyi? Eşit. Niye? Ali Berke, Zekiye, E. Dıştakiler AB olsun, içtekiler XY olsun. Dış açı, iç açı alakası yok. Evet. Gençliğinizi hatırlıyor musunuz? Gençliğinizde ben size ne öğrettim arkadaşlar? Yamuk konusunu öğrettim mi? Öğrettim. Paralel kenarda öğrettik mi? Öğrettim. Paralel kenarda köşegenler birbirini ne yapıyordu? Ortalar ikiye bölüyor. Doğru mu? Köşegenler birbirini ortalar demişimdir. Hemfikir miyiz? Köşegenler birbirini ortalıyor. Şununla da şu eşitti. Şimdi ben de size soruyorum. Farklı bir renk bir çizelim. Hangi renk olsun? Evet, pembe olsun. Şimdi buradan çizdiğimde yamukta orta taban konusunu hatırlıyor musunuz? Yamukta orta taban. Bu yamukta orta taban dıştaki büyük yamuktan gidersek arkadaşlar. Büyük yamuktan gidersek şu ortada çizdiğim uzunluk, şu uzunluk büyük yamukta nedir? A artı B bölü 2'dir. Alt taban artı üst taban bölü 2'dir. Şuradaki küçük yamukta alan nedir? Şey nedir? Orta taban değil mi burada da? Burada da bir dik yamuk yok mu? X artı Y bölü 2'dir. A artı B bölü 2, X artı Y bölü 2 eşit olduğu için A artı B, X artı Y eşittir. Ondan dolayı paralel kenarın köşelerinden bir doğruya dik çizerseniz dıştakilerin toplamı, içtekilerin toplamına eşit. Anlaşılmayan bir yer yok. İspatı yamuktan geliyor. Bununla ilgili çıkmış sınav sorusu olduğu için evet, bakın bakalım soruya. Kaç bulacaksınız? DV uzunluğu nedir? Bir paralel kenar vermiş, bir doğruya dik vermiş. 11 mi çıkıyor? Evet. Dıştakilerin toplamına bakıyoruz hemen. Evet, teşekkürler Zeki. Dıştakilerin toplamı 9 artı 5. Artık ispat etmeme gerek yok. Özelliği anladınız herhalde. 3 artı DL diyoruz. 9 artı 5 dedik. Kalem 3 yazmış. Evet. 9 ne yaptı? 11 etti. DL uzunluğu eşittir 11'dir arkadaşlar. Bir daha anlatayım mı? Dıştakilerin toplamı içteki çizilen diklerin toplamına eşit imiş. Buna bakın. Bu sefer tam böyle teğet geçmiş, deyip geçmiş yani. Ne yapacağız? DL uzunluğu 4. BK uzunluğu 6. A köşesinin D doğrusuna en kısa uzaklığı. Bir noktanın bir doğruya en kısa uzaklığı nedir? Daima dik olan uzaklığıdır. Peki bunu da biliyoruz. Aha yazdım. Peki. Bunu soruyorum. Şimdi dıştakilerin toplamı 6 artı 4. İçtekilerin toplamı burası x. Bunun buna olan uzaklığı nedir? 0 zaten. X artı 0'dan x eşittir 10. Evet Zeki, aynen dediğim gibi. Anlatabildim mi? Peki çıkmış sınav sorusuna bakın. 2012 LYS sorusu. Evet. Hadi çözün bakalım. Aşağıdaki düzlemsel şekilde ABC'de paralel kenar C köşesi D doğrusu üzerindedir. B ve D köşelerinden D doğrusuna inilen dikmelerin ayakları sırasıyla E ve F'dir. Buna göre A noktasının D doğrusuna olan uzaklığını zahmet olacak bulunuz diyor. Evet. Bilmiyorum. Bakacağım. Sorunun cevapları yazmamışım. Evet. Ondan dolayı hepsini çözmem gerekiyor. Bakalım beraber. Biraz önceki çözdüğüm sorunun benzeri değil mi? Hemen hemen aynısı. Şimdi paralel kenarda ne biliyoruz? Karşılıklı kenar uzunlukları eşit. 5 üstse 4. Burayı biliyoruz. Bana diyor ki en kısa uzaklığı A'nın D doğrusuna en kısa uzaklığı neydi? Dik olan uzaklığıydı.
Bunu da biliyoruz. Çizdik. Peki dıştakilerin toplamı. Dıştakilerin toplamı ne? Arkadaşlar 7 artı 4. İçtekilerin toplamı ne? Yeni çizdiğime x dersek x artı 0. O zaman x'imiz ne olacakmış? 11 olacakmış. Evet. Ege, Ali Berk, Zeki, teşekkür ediyorum. Aynen bu şekilde. Problem var mı? Bu özellikler anlaşıldı herhalde. Şimdi bu özelliğin bir tık farklısı var. Bunu yeni bir özellik olarak algılamanıza gerek yok. Dıştakilerin toplamı içtekilerin farkına eşit. Eğer içinden kesip gidiyorsa diyor. Şimdi ben bu tür sorularda bunu unutulabilir. Unutulmaması için hemen şuradan dışından bir paralel çiziyorum. Ondan sonra aynı şeyi yapıyorum. Başka yaptığım şey yok. Şu uzunlukları çizersek değerli arkadaşlar hepsine AA deyip şuradan AA dersek dikkat edin. Şu uzunluklar zaten verilmiş. Bunlar birbirini götürecek. Bunları birbirini çıkarttığımız zaman oradan yine AK artı CN DLA eksi BM gelecek. Ne demek istiyorum? Beraber bakalım. İçtekiler AB olsun. Dıştakiler AB, içtekiler XY olsun. Şu uzunlukta K diyelim. Bütün hepsi K diyelim. KK demiş olalım. Doğru mu? Veya dikkat edin burası da Y olmuş oluyor. Şu uzunluk Y olduğu için aslında direkt biz de Y'dir diyebiliriz. Hiç problem yok. Y diyelim. İçtekilerin toplamı, dıştakilerin toplamı A artı Y artı B artı Y. İçtekilerin toplamına eşit. X artı Y eşit değil mi değerli arkadaşlar? Burası neydi? Sıfırdı zaten yazmıyor. Bununla bu birbirini götürdü. Ondan dolayı A artı B bu Y öbür tarafa geçtiği için X eksi Y oldu. Yani şuradan hemen bir paralel çizerseniz direkt soru çözülmüş olur. Anlaşıldı mı? Bakın bakalım bu soruya. Kitaplarda göreceksiniz bu soruları. Ondan dolayı bütün soru tiplerini görün isterim yani. İlk iş verilenleri üzerine yazıyoruz. DE 3, BL uzunluğu 4, CK uzunluğu X, AF uzunluğu 10. Zeki 3 mü? 10 eksi X, 3 artı 4 eşittir. Oradan da 3 gelir. Formülü mü çözelim, formülsüz mü? Formülsüz çözümü şu. Buradan paralel çiziyoruz. Çizdim. Şuna diklerin ayaklarını çiziyoruz. Şöyle çizelim. Şu diklerin ayaklarını çiziyoruz. Kural neydi her zaman? Dıştakilerin toplamı. Dıştakiler arkadaşlar bunların hepsinde x, x olduğunu zaten görüyorsunuz. Dıştakilerin toplamı 3 artı x. 4 artı x. İçtekilerin toplamı 10 artı x artı 0. X'ler gitti. O zaman 10'dan x'ler gitti arkadaşlar. 10'dan 7 çıktı. 3 olduğunu görüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bir daha anlat diye. Yok. Peki. Hadi buna bakalım beraber. Bakalım. ABC'de paralel kenar verilmiş. CEFK eşkenar dörtgen verilmiş. Zahmet olacak S2 bölü S1'i bulur musunuz? Diyor. Evet. Güzel bir soru. 6 ise 6 olması için 4. Eşkenar dörtgen olduğu için 4.
2 mi? Bilmiyorum. Sen diyorsan doğrudur diye düşünüyorum Ziya. Nasıl yaptığını söyle. Çok güzel bir soru Eşkenar dörtgen de nasıl? Nasıl ya? Kopya. Ben size küçük bir kopya vereyim. Şu ortak açıları aynı değil midir? S1'in alanı neydi? Hatırlayın. Kolların çarpı aradaki açının sinüsüydü. S1 artı S2'nin alanı nedir? Kolların çarpımı 8 çarpı 6 çarpı sinüs alfa değil midir? Dikkat edersek biri şurasının 16 iken bunun alanı neymiş? 48. Hatırlayın ben size şöyle bir pratik öğretmiştim. Kolları çarp, içine yaz. Burası 16 alan. Doğru mu? Yani hepsini paralel kenar çizgisine yazacağım için sıkıntı yok. Aradaki açıları eşit olduğu için. 8 kere 6, 48. Tüm alan 48 olması için buraya ne lazım? 32 alan lazım. 32'nin 16'ya bölümü de 2 olduğunu görürsünüz. Evet. Peki, teknik bir sıkıntı oldu herhalde. Bir daha anlatayım mı? Kolları çarptım, içine yazdım. 8 kere 6, 48. 48 olması için 32. 32 bölü 16, 2. Şimdi buradaki kuralı unutursanız bu şekilde çözecektiniz. S1 artı S2 oranı. Oranladığınız zaman sinüsler gider, dikkat edin. 16 ile 48 arasında 1 bölü 3 oran var. S1 artı S2, 3 tane S1'e eşit ise arkadaşlar, 3 tane S1, evet. Şurayı sileyim. S1 artı S2'nin 3 tane S1 eşit olduğunu biliyoruz. O zaman 2 tane S1 ne eşit olacak? S2'ye eşit olacak. Bunun altına yazdığınızda 2 olduğunu bulursunuz. Anladınız değil mi? Güzel bir soruyum. Şimdi şuna bakın. Öbür arkadaşlar da katılsa çok mutlu olacağım. Böyle. Bakın bunların videoları YouTube'da hepsi var. Kendi paneliniz de var. Durdurup tekrar yazıp çok rahat çözebilirsiniz. Lütfen bunları çözünüz arkadaşlar. G noktası EDC üçgenin ağırlık merkezi AC 30, BD 40, GH X nedir? Hadi bakalım. Dokuzuncu sınıf bilginiz. Şu an dokuzlara işte kenarı attık. Orada da bunu çözdük soruları. Yavaş yavaş beraber bakalım. BD uzunluğu 40 ise 20 bu tarafa, 20 bu tarafa düşmez mi? Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini ne yapıyor? Ortalıyor. 30 ise 15-15 olduğunu bilmeyen arkadaşımız var mı? Bir köşegen diyor. 15-20-25 üçgen olduğunu bilmeyen var mı? Yok. Süper. Peki. 5 diyorsun. Bakacağız. Ziyan. Şimdi şöyle yapsam olur mu? Evet. Ağırlık merkezini üçgenin köşelerine birleştirdiğimiz zaman alanı kaç parçaya bölüyordu? 3 parçaya bölüyordu. Peki EDC üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Alan EDC. Dik kenarların çarpımının yarısı 15 çarpı 20 bölü 2. 10, 150. 150 ise şu benim aradığım alan GDC ne olması lazım? 3'te 1 olduğu için 50. Alan ağırlık merkezinin köşe birleşiminde alan 3 parça bölü. 50 eşittir. 25 çarpı x bölü 2 değil midir? Bu 50 ile bu gitti. 2 kaldı. X eşittir. 4 oldu sanki. Ziya. Benden hata var, senden hata var. Hangimiz yanlış yaptık? Kalem yanlış yaptı. Ne yaptı? Bir daha anlatayım mı? Kenarortay alan ne yapıyordu? 3 parça bölüyor değerli arkadaşlar. A, A, A. Bu 3'ü de A olduğu için
Bunun alanı 150 ise 50'dir. Alan da nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bir daha anlatayım mı? Köşegenlerin çarpımı yarısı, evet şu alanı bulduğum ağırlık merkezini köşeyle birleştirdiğimiz zaman alanı 3 parçaya ayırıyor. O zaman 150'nin yarısı 50. 50 de nedir? 25 çarpı x bölü 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir değerli arkadaşlar. Hadi bir son soru daha sorup bitirelim. Bugünlük yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz arkadaşlar. Eşkenar dörtgen konusu da böylece bitmiş oldu. Aynısını çözdün mü? Çözdüm. Ne yapacaktık? Bu tür sorularda hemen köşegen açı ortaya verildiği için eşkenar diyorsa düz bir şekilde uzatıyorsunuz. Başka bir şeye gerek yok. Ve köşegenler ne yapıyordu? Birbirini dik kesişip ortalıyor. Başka da bir şeye gerek yok. Peki beraber bakıyoruz. Hocam diyorsunuz bunlar ortaladı birbirini. 3, 4 ise 5 olduğunu biliyoruz. Peki, x soruyor. Bundan sonrası kolay. Hani diyorduk ya, A 90, B var. A 90, B var. 90'ın karşısında 5, 90'ın karşısında 10 varsa 2 kat olmuyor mu arkadaşlar? A'nın karşısında 3, A'nın karşısında 6, B'nin karşısında 4, B'nin karşısında 8 olması için 3. Köşegenler birbirini ortalarsa bu 8 ise bence burası da 8. Ya da 6, burası 10 ise bu da 10'dur. 6 var, 10 varsa 8. Oradan da görebilirsiniz. 8, 3 tane yapar, 11 yapar. Anlaşıldı mı? Bir daha anlat diyen. Yok. Evet. Bir dakikamız daha var. Hadi bakalım o zaman şunu da çözün. Basit bir soru. Evet, tamam. Sen de olmasan var ya, zaman nasıl geçtiğini şey yapacağız da. Evet. CEK verilmiş. DE uzunluğu 4K olması için buraya ne lazım? 3K lazım. Sizden diyor ki eşkenar dörtgen verilmiş. 3K. Zahmet olacak ama evet, BFX nedir? CEK DE uzunluğu ne olacak? 4K. 3K, 3K. Doğru mu? Zekiye ne dedi? Bakıyoruz. Zekiye'nin dediğine K'dan 3K'ya 3 kat arttı öğretmenim. 4'ten 3 kat artar. 12. Kelebeği gördünüz mü? Evet. Kelebeğe dikkat ediyoruz. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Önümüzdeki ders delta konusunda devam edeceğiz.